Herkese merhaba. Fragmanı izleyince siz de wow, acayip bir hayaletli ev, perili ev falan diye şöyle bir aklınızdan geçirmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ama hiç geçirmeyin. Evet, fragmanda gerçekten harika bir hayaletli perili ev ambiyansı var. Fakat bu sadece fragmanda kalmış. Sanki fragmanı ayrı yapmışlar, filmi ayrı yapmışlar gibi bir durum söz konusu filmi izleyince. Maalesef The Banishing benim beğenmediğim hayaletli ev filmleri arasına girdi. Film yeni çıkan filmlerden bir tanesi olmasına rağmen maalesef sanki 90'lı yıllar hatta 90'lı yıllardan daha öncesindeki kullanılan bazı korkutma efektleriyle bezenmiş. Hatta 80'li yıllara falan baktığı zaman bile bazı korku filmlerin korku sahnelerindeki efektler daha da iyi diyebilirim. Yani bu filmde bir ayna sahnesi kullanılmış. İnanılmaz kötü. Çok demode olmuş bir yöntem diyebilirim. Maalesef bir korku filmi sever olarak ve hatta bir hayaletli ev filmi sever olarak bu kullanılan efektler bana gerçekten çok demode geldi ve hiç beğenmedim. Şimdi hayaletli ev deyince aklımıza tabii direkt gelen işte kapı gıcırtılarıyla dolu gecenin bir vakti garip seslerin geldiği koskocaman bir malikane gözümüzün önünde canlanıyor. Ha, bu filmde de benzeri şeyler olmasına rağmen ne yazık ki bu hayaletli ev algısını çok iyi yaratılmamış. Bu ambiyansı çok iyi bir şekilde maalesef izleyiciye yansıtamamışlar. Bu bence filmin en büyük eksilerinden bir tanesiydi. Oyunculuklar hiç fena sayılmaz. Fakat hikaye ve görsel efektler ve yönetmenin bakış açısı bana göre çok yetersiz gibi geldi. The Banishing, 1930'lu yıllarda geçen bir film. Bir dönem filmi ve dönem korku filmlerini çok sevmeme rağmen bile bu filme maalesef çok fazla sıcak bakamadım. 1930'larda geçen hikayede karısıyla birlikte yeni bir eve taşınan rahibin çok karanlık sırlara şahitlik etmiş bir eve taşınmalarıyla birlikte ilginç olayların gelişmesiyle filmde devam ediyor. Maalesef sizler için kendimi yine feda etmiş olduğum bir filmi anlattım bu videoda. Bu tür filmlerin videolarında sizlere tabii ki her zaman söylüyorum. Tabii ki karşımıza iyi filmlerin çıkacağı gibi kötü filmler de çıkacaktır. İşte bunlardan bir tanesi de The Banishing'ti. Bir başka videoda ve film anlatımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve eminim ki bu videoyu izledikten sonra kanala abone olacaksın ve izlediğim videoları beğeneceksin. Şimdiden çok teşekkür ediyorum videoyu izlediğin için. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.